şeyde mesela bak lezzeti istiyorsanız eğer bir Karadeniz'e bir de güneyde Çukurova bölgesinde domates yetiştirin bak bir kuzeye, kuzeye gidin bir güneye gidin aynı tohumu ekin. Güneye ektiğiniz çok daha tatlı olacaktır. Neden? Sıcaklık daha fazla bak. olduğu için fruktoz oranı artıyor. Glikoz düşüyor, fruktoz artıyor. Fruktoz da kan şekeri yükseltmez biliyorsun. Yani inzulin glikoz içindir. Hocam bu çok önemli bir konu. Onu bir hatırlatayım ben birkaç dakika sonra ona bir isterseniz teklatın. Mesela için. bir programımızda... Meyve yemeyin, sebze... Meyve Yap. yemeyin. Yapmayın ya. Şeker. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Vücut bir defa gliko, fruktoz var diyor, meyve şekeri zararlıdır Küllün yalan. Küllün yalan. Siz doğal domatesi, doğal meyveyi tüketin. Onun içerisindeki fruktozun meyvenin hiçbir zararı yok. Yani şöyle ama siz dengesi bozulmuş bir meyveyi, yakışıklı meyveler evet, var ya, evet. ben onlardan bahsediyorum. Ya işte domates uygun olmayan Ucuz kaliteli bir domates tüketirseniz zaten faydalı değil. Zararı da sterolleri yüksek. Sterol yüksek olduğu zaman ovarizit ve spermizittir. Bunu kaç defa anlattım. Yumurta sayısını azaltır. Sperm hareketliliğini düşürür. Sterol yükseldiği zaman. Ha, onun için burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani. Ee, Doğal tohum, ata tohumu, yerli tohumda fruktoz oranı dikildiği bölgedeki sıcaklığa göre, mevsime göre fruktoz oranı değişir. Mübarek Karacadağ örneğini verdim. Urfa Karacadağ'ın balında fruktoz oranı yüksektir. 37-38'lere çıkar glukoz oranı düşüktür 25 26 civarındadır. Kan şekerini daha az e, yükseltir. Ama Karadeniz'de o kadar şiddetli e, güneş ışığının şiddeti olmadığından orada glukoz fruktoza neredeyse yakın durur. Onun için oranınki şekeri yükseltir. Yani şekeri daha hızlı yükseltir. Onu söyleyeyim. Yani bunun için güneş ışığı bu aleme dünya denilen aleme ait bir şey değildir. O dışarıdan geliyor. Dolayısıyla bunu çok iyi kullanmamız lazım.